Herkese selamlar. Instagram'da özellikle bu konuda çok istek geldi. LinkedIn üzerinde post paylaşın diyorum ama bu postlar nasıl olacak? Hangi paylaşımları yapacağız? Nasıl olacak? Bunları biraz inceleyeceğiz. Daha önceki videoda kişileri nasıl ekleyeceğiz ve kişileri nasıl bulacağız gibi bir video yapmıştık. Ona da buradan ulaşabilirsiniz. Ama bu videoda bahsedeceğimiz konu tamamen LinkedIn'da nasıl post paylaşacağımız. Hadi başlayalım. İlk paylaşacağımız post daha öncesinde yaptığımız bir tasarımın daha sonrasında nasıl geliştiğini göstermemiz. Kendimiz de başlangıçta nasıl kötü yaptığımızı, daha sonrasında nasıl geliştirebildiğimizi daha iyi gösterebiliriz. Bunun için öncesi ve sonrası fotoğrafı koyacaksınız. Ancak projenin de linkini, GitHub linkini LinkedIn'da paylaşmanız çok önemli. İkisi arasındaki farkları gösterebilirsiniz ya da bir diğer format olarak da illa birisi çok kötü, birisi çok iyi olmak zorunda değil, iki tane karşılaştırma yapabilirsiniz. Örneğin birinin butonu yukarıdadır ya da birinin butonu aşağıda ama ekranı tamamıyla kaplayacak şekilde uzanıyordur. Bu olabilir. İkisi arasında soru sorabilirsiniz. Bu da kullanıcıları, takipçilerinizi harekete geçirici bir özellik olacak. Nasıl? Sizce güzel mi? Tasarımlar arasında farklar var. Projem nasıl? Beğendiğiniz ya da tavsiye ettiğiniz bir şey var mı diye paylaşım yapacaksınız. Daha sonrasında da dribble.com'a giderek örnek bir tasarım alacaksınız. Örnek tasarımda ne olabilir? Örneğin ben mobil tarafında bakıyorum. Diyelim ki currency converter dediğimiz para birimi çevirici bir uygulama bakacağız. Bu uygulama için bir tasarımlar göreceğiz. Bu tasarımlardan seçeceğiz bir tanesini. Seçtikten sonra da diyeceğiz ki bu tasarım daha öncesinde böyleydi. Ben bunu yaparken bunlarda sorun yaşadım. Şu kısımları katamadım. Uygulamam bu kadar. Hatta yapamadığınız kısımla ilgili yardım isteyebilirsiniz. Yapamadığınız kısımlarda daha sonrasında çözdüğünüz problemleri bu uygulamada yapamamıştım. Daha sonrasında da yapıyorum diye bunu buraya ekleyebilirsiniz. En önemli paylaşıma gelecek olursak kesinlikle bir tane uygulamamız markette olmalı. Markete attığımızda özellikle böyle konfeti patlayan bir tane emoji kullanıp daha sonrasında da uygulamamı yayınladım. Düşünceleriniz nelerdir? İndirip test eder derseniz, varsa sorunları, bug'ları bana iletir misiniz gibi insanların aslında direkt sizinle iletişime geçmeden uygulamanızı denemelerini sağlayabilirsiniz. Bunları da istatistik bölümünde markette takip edeceksiniz zaten. Hem uygulamanızın indirilmesini sağlar hem de sevmedikleri özellikleri ya da gördükleri bug'ları size dönmelerini sağlayacaklardır. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü hem uygulamamız indirilmiş olacak, hem LinkedIn'de aktif hale geçmiş olacağız, hem de yorum yapan kişiler ya da beğenen kişiler kendi arkadaşlarına bizim postumuzu görünür hale getirmiş olacak. Çünkü postumuzla iletişimi geçen herkes kendi arkadaşına o postu gösteriyor. Siz bir alana girdiniz, bu alanda devam etmek istiyorsunuz. Bu alanda da devam etmek isteyenler yavaş yavaş size soru sormaya başlayacak. Nasıl başladı, nasıl gidiyor, nasıl ilerliyor, hangi alanları takip ediyorsun, hangi teknolojilere devam edeceksin gibisinden. En azından kendi yolunuzu anlatabilirsiniz. Bu bir roadmap olmayabilir herkes için. Ancak ben bu yolu belirledim. İzleyeceğim yollar bunlar. Bu yolun bu kadarına kadar geldim. Yeni öğreneceğim teknolojiler bunlar. Sırasıyla devam ediyorum. Bu kadarıyla yaptığım uygulamalarda şunlar diye gayet güzel böyle bir döküman gibi post hazırlayabilirsiniz. Daha sonrasında da düzenli olarak React Native'de, JavaScript'te ya da farklı bir yazılım alanında gelen yenilikleri eventler yoluyla anlatanlar var. Bu anlatımları kesinlikle eventler başlamadan önce, bu bir etkinliktir. Etkinlikler bir yerde konferans olarak belirliyor ve canlı yayına alınıyor. Bu canlı yayınlara katılmanız ya da katılmadan önce paylaşım yapmanız, LinkedIn'da bakın böyle bir event var, buna katılın demeniz orada sizin için avantajlı olacaktır. Linkini vereceksiniz. Event başlayınca eventin başladığı sayfayı özellikle retweet mantığıyla tekrardan repost yaparsanız sizin için daha çok etkileşim almanızı sağlayacak. Aslında bir kırılım noktası olan paylaşımımız var. Bu paylaşımda hedeflediğiniz bir şirketteki özellikle takım liderinin rolü olacak kişileri seçeceksiniz. Onlara daha önceki videoda söylemiştim. Oradan ekleyeceksiniz. O kişilerle artık bağlantı kurmuş olacaksınız. Ondan sonra karşı taraf tabii kabul ederse bu durumu. Bağlantı kurduktan sonra sizin o kişinin GitHub sayfasına gidip çalıştığı bir konu üzerinde, özellikle spesifik bir konu üzerinde bir paylaşımlar yapacaksınız. Bu paylaşımı yapıp o kişiyi de etiketleyip sence ne düşünüyorsun, bu konuda doğru mu yapıyorum, ilerlemem doğru mu, paylaşımında bir hata görüyor musun diye paylaşmamız gerekiyor. Özellikle bir firma belirleyip de bu firma odaklı ilerlersen çok daha güzel olacak. Çünkü bu firmaya odaklı gittiğinde o firmanın ürününün kopyasını üretebilirsin. Örneğin bir finans application'ı olabilir. Bu finans application'ları illa bankacılık alanında olmayabilir. Finansta farklı alanlarda da olabilir. Bu alanlarda yapacağın tavsiyeler senin için çok önemli olacaktır. Örneğin o uygulamanın bir kopyasını yapabilirsin. Birebir aynısı olmak zorunda değil ama aynı sektörde yapabilirsin. O sektörde yaptıktan sonra o firmadaki kişilere bunlar hakkında fikrini sorabilirsin. Ya da onların firmasındaki uygulamanın aynısını yapıp bakın ben bunları yaptım, geliştirmelerim devam ediyor. Firmanızda da böyle bir alanda görev almak isterim. Çünkü bu alanda çok tecrübe edindim. Bunları da paylaşıp o alanda referans olmalarını isteyebilirsiniz. Farkındaysanız tüm bu yaptıklarımız bizim
bizim karşı tarafa kendimizi anlatabilmemiz için geçerli oluyor. Yani bir CV, bir sayfadan ibaret olacağımızda karşı tarafa aslında bir şeyler yapıyorum. Özellikle senin de ilgilendiğin alanla ilgili bir şey yapıyorum. Senin çalıştığın şirketle alakalı bir şeyler yapıyorum. Ve bu alanda da yeterli olduğumu düşünüyorum. En azından başlangıç seviyesi için olabilir. Senior olanlar tabii ki o alanda daha güzel projeleri geliştirebilir. Bu alanda çalışıyorum. Tecrübe edindim. Sizin istediğiniz teknolojileri şirkete gelince yeniden öğrenecek değilim. Sadece kendimi daha iyi geliştireceğim. Proje bazlı geliştirmelere ihtiyacım olacak. Diğer geliştirmelerin çoğunu ben şu an kendim hallettim diyorsunuz. Karşı tarafa bu hissi verdikten sonra kendileri için bir çaba gösterdiğinizi ve bunun karşılığında hiçbir ücret almadığınızı görmeleri halinde o kişiler size kesinlikle bir iş teklifiyle gelecektir. Ama bu tabii ki direkt kendileri teklifle de gelebilirler ya da siz onlara referans olmasını isteyebilirsiniz. Unutmayın, iş ilanı çıkarmamış bir tane şirketten iş teklifi alabilirsiniz. Kesinlikle bu mümkün. Çoğu firmalar iş ilanı çıkmadan yazılımcıları takip edip onlara iş teklifi gönderiyorlar ya da yazılımcılar onlarla iletişime geçtikten sonra şirkette çalışmaya başlıyorlar. Mutlaka bu dediğime dikkat edin. Hiçbir zaman hazır olmayacaksınız. Hazır olmayı beklemeden yazılımda direkt iş başvurusunda bulunun. İlk 5 ya da 10 tane mülakatınız kesinlikle sizin mülakat dilini öğrenmekle geçiyor. Mülakat dili nedir? Nasıl hitap edilir? Sorulara nasıl cevap verilir? Ben bir şeyleri biliyorum ama bakalım bunu anlatabiliyor muyum? Belki de anlatamıyorsunuz. Belki de eksikleriniz sadece anlatım yönünde olacak. Bir şeyi çok iyi bilebilirsiniz ama anlatamıyorsanız o işi bilmediğiniz anlamına geliyor. Bunu anlatacaksınız. Bilmediğiniz ya da az bir şey bildiğiniz bir alanı biliyorum diye eklerseniz size detaylı soracaklar. Bu alanda diyeceksiniz ki ben bu alanda çok fazla cümle kurmamalıyım çünkü detaya indiklerinde cevap veremeyecek konuma geliyorum. Daha iyi olduğum konular üzerinde durursam karşı tarafa daha iyi bir hissiyat veririm. Bu alanda ilerlerseniz LinkedIn sizin için hem freelance hem de full time iş alacaktır. Yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıda yorumlara yazarsanız orada da size cevap vereceğim veya da bir sonraki videonun konusunda sizi belirleyebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.